Merhaba. Sadece ellerinizde değil, tüm vücudunuzda oluşan aşırı terleme ile nasıl baş edeceğinizi konuşalım. Bu tıp dilinde hiperhidroz olarak adlandırılır. Ekrin ve apokrin adı verilen iki farklı bezimiz var. Bunlara ilave üçüncü bir bezimiz var, o da yağ bezidir. Bunu gerçekten basit bir şekilde anlamanız için çok basitleştirmeye çalışacağım. Çünkü bu konu bazılarınız için biraz karmaşık olabilir. Ekrin bezi egzersiz, sinirlilik, duygusal stres, sıcak havaya tepki verir. Apokrin bezi ise duygusal stres, korku ve acıya tepki verir. Yağ bezleri ise biraz farklıdır, çünkü yağlama için sebum denilen bir yağdan az miktarda salgılarlar. İlk iki bez tuz ve diğer elektrolitleri salgılarlar. Yani bu iki bezin görevi öncelikle vücudu soğutmaktır. Bunlar terlemeye ve ardından sıvının buharlaşması reaksiyonuna neden olurlar. Bu buharlaşma bir serinleme hissi yaratır. Yani, bu iki bez gerçekten vücudun sıcaklığının düzenlemesiyle ilgilidir. Aşırı terlemenin nedeni bu bezlerin aşırı uyarılmasıdır. Genellikle biraz stres, yani genellikle duygu tarafından tetiklenir. Bu durumda, vücudun stres toleransı düşük olur ve artık küçük şeyler bile onu tetikleyebilir. Stresli olmadığınızı sandığınız bir halde de olabilirsiniz. Ancak anlaşılan vücudunuzun stres eşiği oldukça düşmüştür. Bana bu konuyla ilgili garip gelen şeylerden biri de bu vakaların bazılarında cerrahi tedavi uygulamalarıdır. Buna torasik sempatektomi denir. Bu işlemle sempatik sinir sisteminizin bir kısmını tam anlamıyla ortadan kaldırırlar. Bu cerrahi işlem yan etkileri nedeniyle İsveç'te yasaklanmıştır. Demek istediğim, sinir sisteminizin kısmını çıkarmak biraz bozucu bir etkidir. Alternatif tedavi olarak nörotransmitter enzimleri engellemek için ilaçlar kullanırlar. Bunu gerçekten basitçe anlatmaya çalışacağım. Beyninizde, bedeninizdeki sıcaklığı düzenleyen kısım bir tür termostat gibidir. Hipotalamus'taki gibi. Bu burada stüdyomda sahip olduğum şey gibi çalışır. Kumandam var ve orada 17 derecelik belirli bir sıcaklığı algılayan küçük bir sensör var. Böylece sıcaklık çok yüksek veya çok düşük olduğunda bu mekanizma devreye girer. İhtiyaca göre ya soğutmaya ya da sıcaklığı yükseltmeye başlar. Yani her şeyi kontrol eden, sıcaklığı algılayan küçük bir sensör veya alıcı vardır. Beyin içinde aynı şey geçerlidir. Burada sıcaklığı ölçen ve kapatan ya da açan bir alıcı vardır. Böylece hipotalamusunuz ve cildiniz arasında işleyen termostat mekanizması sayesinde bir geri bildirime sahip oluruz. Ekala daha fazla detayına girmeyeceğim. Tedavi için kullanılan ilaçlardan bazıları sıcaklığın uygun olduğu bildirimi yaparak ve bu mekanizmayı kapatarak çalışır. Dolayısıyla terleme sürekli devam etmez. Cerrahi işlem sadece sempatik sinir sisteminin bir kısmı çıkarılarak uygulanır. Ancak ilaçlar hem sempatik hem de parasempatik sinir sistemine etki eder. Yani gerçekten, otonom sinir sistemini bir şekilde dengelemeye çalışırlar, ama otonom sinir sistemini hedef alırlar. Soru şu ki, ilaçlar yerine uygulanabilecek doğal bir tedavi var mıdır? Yani etkileri olmadan bu etkileri bitkisel bir şey yapılabilir mi? Çünkü ilaçların her zaman yan etkileri vardır. Cevap, evet, bir alternatif var. Bu ilaçları taklit edebilecek çok özel ve hayati besine rosmanik asit denir. Biberiye ve ada çayında bulunur bu bitkilerin her ikisi de bu ilaçların etkilerini sağlayabilecek bu hayati besine sahiptirler. Şimdi, bu konuyla ilgili bulduğum bir sonraki şey tiamin veya B1 vitaminidir. B1 eksikliğinin ilerlemiş seviyelerinin bir yan etkisi vardır. Aşırı B1 eksikliğinin adını bilmek isterseniz, adı vernek Korsakov'tur. Bu da B1 eksikliği olan beriberi hastalığının bir parçasıdır. Bu sendromun yan etkilerinden biri de aşırı terlemedir. Tiamin otonom sinir sisteminde yoğun bir şekilde yer alır ve otonom sinir sisteminin çalışması için gereklidir. B1 eksikliğiniz varsa otonom sinir sistemi ile ilgili çeşitli problemleriniz olabilir. Aşırı terleme bunlardan biridir. Bu nedenle, savaş ya da kaç mekanizması olan sempatik sinir sisteminizde, hatta parasempatik sistem ile ilgili de sorunlarınız olduğunda, yeterli miktarda B1 vitaminini kullanmanız faydalı olabilir. İlginç bir bilgi olarak, adaçayı B1 vitamini açısından da çok zengindir. B1 vitamininin beyinde yaptığı etki, duygularınızda yakından ilgili olan limbik sistem üzerinde çalışmaktır. Dolayısıyla bu duygu durum ve duygusal stresle ilgili bir tür geçiş anahtarıdır. Ne kadar çok duygusal stres yaşarsanız, o kadar az B1'e sahip olursunuz. Çünkü, stres yaşadığınızda B1 ihtiyacınız artar. B1 almak stresi azaltmaya yardımcı olur. Ancak, şu anda bilmeniz gereken tek şey, limbik sistemde yer almasıdır. Bu yüzden önereceğim iki şey vardır. Birincisi, aşırı terleme rahatsızlığınız varsa, biberiyeden ya da adaçayından rosmarinik asit almaya çalışın. Ya da yeterli B1 vitamini takviyesi alın. Kesinlikle doğal bir B1 bulmanızı tavsiye ederim. Sentetik olanları kullanmayın. Size yardımcı olup olamayacağını görmek için doktor kontrolünde tavsiye edilen alın miktarının 4 katı kadar almalısınız. Pekala, umarım bunu çok basit bir şekilde açıklamışımdır. Sizi detaylarla boğmak istemedim. Bu konuyla ilgili dikkatinizi çekecek bir diğer video B1 vitaminin etkileriyle ilgilidir. Bahsettiğim videonun linkini buraya ekliyorum. Hemen izleyin.